Ya bu seyirciler hazır mıyız'a da uyuz oluyor. Neyse ben başlıyorum her türlü. Şimdi sen de biliyorsun ben bir kere kafeye koymuştum. Mahalledeki petrolü bulacağım. Allah Allah. Hayrola Tergit, ne yapıyorsun burada? Hayırdır İlmi, asıl sen ne yapıyorsun? Bunlar kim ya? Avukatlarım, muhasebecilerim, işletme müdürlerim. Daha doğrusu bir kısmı. Kondisyonu yetmeyenleri dönerken toplayacağız. Ve primlerini keseceğiz. Bu vücut bir tesadüf değil. Tergit, şimdi sen soruma cevap ver bakalım. Ne yapıyorsun burada? Hı? Petrol arıyor. Kıtadır! Ya bir işin acibiydi durursun. Ne dediydin sen Tergit? Petrol arıyorum. Hani beni önlerine yesinler diye attın o petrol baronları var ya. Çok müstesna iş adamları çıktılar ya. Ortak olduk. Sermaye onlardan, emek benden. Senin petrol baronu dediğin bayi toplantısında otel bornozu çalan adamlar. Sermaye dediğin iki kürek, bir kazma. Bu delik deşik ettiğin arazi de bana ait. Köpek! Avukatlar! 4 saniye. Fena değil. Burası senin arazin mi ya? Ne bileyim ben bilmiyorduk ki. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Başka bir yer buluruz. Hiçbir yere gitmiyorsun Tergit. Şu çevrede gördüğüm bütün boş arsalar bana ait. Ayrıca özel mülküme zarar verdiğin için istersem senin canını okurum. Okur muyum? Okursun! Okursun! Oho! Maşallah maşallah. Peki ne olacak şimdi? Benim için çalışacaksın Tergit. Eğer ki petrol bulursan sana küçücük bir yüzde veririm. Ha ola ki bulamadın bana hiçbir şey olmaz. Dağ gibi bor yatırımım beni bekliyor. Sürekli kazanıyorum. Boyuna kazanıyorum. Büyük ileri marş. Büyük Hilmi zafere gider. Zafere gider. Yani ben durduk yerde Hilmi ile çalışmaya başladım. Bu Hilmi denen adam paranın hem efendisi hem kölesi. Böyle bir herif yani. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartal, müşteri var. Allah Allah, niye doluyuz? Kim bunlar? Hiç bulaşma Feyza, hede geç. Deniz Bey gelecek değil mi? He. Kim? Sana ne lan Deniz Bey'den? Ya hede geç dedik işte, niye karışıyorsun sen? Çok sağlam bahşiş bırakıyorlar. Feyza, rızkımızdan etme bizi. Niye karışmayayım? Bunlar Deniz'in eski kırıklarının bir kısmı Feyza. Boşta olduğunu öğrenmişler. Kimi o olsun demeye, kimi amortisiyle bir bilet daha almaya, kimi de hani sanki böyle kazayla karşılaşmış gibi yapıp eski günleri yad etmeye gelmişler. Fakat ben onları yolladım. Akşam gelecekler. Sabah sabah yad olmaz diye düşündüm. Adam zaten kendi zoru yanmış. Bir de bunlarla mı uğraşsın Feyza? Nasıl, iyi düşünmüş müyüm? Hı? Ne dedin? Ne yadı ya? Bunların hepsi Deniz'in eski kırıkları mı? Evet. Anam! Bir de kategorik mi oturttun sen bunları? He işte, yaş grubuna göre masa masa. Mesela bu katta full esmerler, ikinci katta sarışınlarla kızırlar, üçüncü katta da yabancı uyruklar var. Fakat ben onların dilinden anlamadığım için vücut dillerine göre oturttum. Biraz karıştırmış olabilirim. Günaydın. Allah Allah. Tipe bak. Deniz gelmedi mi? Yok mu? Neşe, sen düğüne mi nişana mı gidiyorsun diyeceğim ama sen bence buradan direkt gerdeğe gidiyorsun. Ay yok ya, her zamanki halim. Öyle ne bulduysam giydim geldim. Şaşırtmalı soru. Ne bulduysam diyor şair. Fakat hiçbir şey bulamamış. Şiirle ilgiliyim bu ara. Kelimelerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynanmasını seviyor. Sarıyı kızım Deniz'den. E sana ne bana neyse Deniz'den. Bana bir şey yok. Bana hiçbir şey yok. Duydunuz mu? Evinize söylüyorum. Bana hiçbir şey yok. Yalnız bir açıklama yapılacaksa bize de yapılsın. Kaç saattir bekliyoruz? Gelmeyecek mi yoksa Deniz? Gelecek ablacığım. Sıra numarası vermedik mi biz size ha? Sırası gelen tek tek görüşecek Deniz'le. Allah Allah. Yalnız ben internetten aldım sırayı. Kağıdım yok. Telefondan göstersem olur değil mi? Olur, olur. O da kabul ablacığım. Bir tek karşıdan gelenler yarın görüşecekler. Herkes ona göre ikametgah belgesini hazırlasın. Ta Edirne'den geldik biz. Bize de kolaylık sağlayın. Ay lütfen kurallara uyulsun. Bilseydik ona göre gelirdik canım Trabzon'dan. Oha! Oha! Kimsiniz siz? Nesiniz? Kaç kişisiniz ya? Allah daha beter etsin Feyza. Sayamadım kaç kişiler. Kız meslek lisesi gibi ortamdı. Ömrümüz bu emekli dayılarla geçecek ya. Meslek liselerindeki öğrenciler gibi kadın görünce tanımlayamayan cinsim yaklaşıyor diyecek. İlk defa beyaz gören Zencu kabilesi gibi şaşkın şaşkın bakacağız Emra. Pardon, burada tost veya sandviç yiyebileceğimiz bir yer var mı? Üzüntümü ne kadar derin yaşıyorsam kadın sesleri geliyor kulağıma Emrah'cığım. Tost var mı diye soruyor değil mi? En azından bir simitçi falan da mı yok? Şimdi de simit sor değil mi?
Lan kahvaltı salonu mu lan burası? Hadi başka kapıya. Peki, rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Lan oğlum, kahvede hakikaten kadın var lan. Aptal çocuk. Serap görmüşsündür ya. Turgut amcadır o. Hak et kız lan bu lan. Efendim, siz karakuru kusuru, karakurilerin kusuruna bakmayın lütfen. Ne vardı? Biz buraya yeni taşındık. Öğrenciyiz de. Kahvaltı yapacak bir yer arıyorduk. Bildiğiniz bir yer var mı? Var. Efendim, çaylar da geldi. Buyursunlar. Afiyet olsun efendim. Bizim kahvenin de kahvaltısı meşhurdur. Vallahi yiyen bin pişman, yemeyen de bin pişman. Betim Bey evladım, çok güzel koktu. Bir menemen ben de kırabilir miyim? Amcacığım, kahvaltı saatimiz geçti. Kahvaltı saat 11'i 13 geçeye kadardı. Şu anda tam 11'i 14 geçiyor. Şimdi ben sana menemen yaparsam diğerleri de ister değil mi ama? Lütfen biraz müesseseye sahip. Kızlar! Tamamen organik. Sivas'ın yiğidi arılarının ürettiği balı ve köylünlemin kendi elleriyle yaptığı kaymağı tadımladınız mı? Ağızlara bak, sanki Vedat Milor'a sunum yapıyor. Şerefsiz. Niye kız? Niye? Давай с тобой по-русски говорить, чтобы нас никто не понял. Точно. Мы с тобой поработаем, и круто будет, и денег заработаем. Aklımı yitireceğim olsan çok korkuyorum. Kocacığım, sen hala soyunmamışsın deseler bu kadar kendimi kaybetmezdim. Ya abi, ofis gibi düşünür müsün burayı? Onlar senin iş arkadaşların. Oğlum, benim çalışma hayatımda hiç kadın olmadı ki lan. Bırak kadını, tamirhaneye araba getiren kadın bile yok. Ya olur mu abi? İlla ki bir tane getiren olmuştur ya. Şu ana kadar bir tane kadın geldi arabasıyla tamirhaneye. O da siz daha iyi bilirsiniz. Buralarda bir araba tamircisi var mı diye adres sordu bana. Ve ben o kadını karım yaptım. Bak bak bak, laflara bak. Abi, azıcık ilişkine saygın olsun be. Ayıp. Vallahi karım yaptım lan. Mabude yengen o, tamirciye tamirciyi sorunca bu kadın kesin bana yürüyor dedim, tuttum koparttım. Hala arabasını başka tamirciye götürüyor ya. Ya bu kadının benim ne iş yaptığımı bildiği yok galiba. Neyse, o benim özel hayatım, seni ilgilendirmez. Allah Allah, bir dakika ya, ben sana sorduydum nasıl tanıştınız diye. Görücü usulü mü ne dedin, dişçi dedin sen. Gerçeği sana nasıl söyleseydim olsan, gereksiz yere kendimi övmüş olmaz mıydım? Tek pas almadan bak, top rakip takımın ayağındayken buldum golü ya. Bu gerçeği ben sana nasıl anlatayım Oğuzhan? Erkek arkadaşıma İstanbul'da iş buldum. Petrol rafineri uzmanı olarak çalışıyorum dedim. İnanmadı, terk etti beni. Çok üzülüyorum. Ah, bence üzülme. Bir ilişkinin temeli güvendir. Güvenmiyorsa sevmiyor demektir. Bana bak, istersen akşam bir yere gidelim. İki kadeh bir şey içelim. Sen içini aç, beraber rahatlayalım. İyi olur. Bildiğin güzel bir yer varsa gidelim, içelim. Olmaz mı? Var tabii. Ama rezervasyon gerekiyor. Dur, ben bir sorayım bakalım. Sezai, yavrum, akşam dükkan müsait mi? Bir işim var da. Yok abi, yok. Akşama dükkanda çalışma var. Anlarsın ya. Hayırdır Sezai? Dükkana internet mi bağlattın kolpacı? Beni kıskanıyor. Lan ne oluyor? Petrol rafineri etmek suç mu lan? Biz ne yaptıysak vatan millet sevgisinden yaptık. Ülke kalkınsın diye hep. Ya Sezai, ne olur versen dükkanı, içim var diyorum. Abi, sen petrolü kokluyor mu? Baskın yedik derdine bak. Stoji, 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 stoji. Ulan toparlanın diye içeri girmeden önce sirene bastım. Hala üstünüzü değiştirmemişsiniz. Fantazi kıyafetleriniz de hala üstünüzde duruyor. Öyle değil ya. Biz dışarıdan uzman arkadaşlar getirdik. Burada kimyasal tepkimelerde bulunuyorduk. Reaksiyon abi. Kimyasal reaksiyonlarda bulunuyordu. Fiziksel değil, kimyasal reaksiyon bizimkisi. İkisi farklı şeyler. Birinde dış yapı değişir, diğerinde ise iç yapı. Lisede ayağa kalkıp, hocam bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak demiştim. Utandım şimdi bu. Herifler gerçek hayatta kullandılar. Amirim, açıklayabilirim. Biz özel hoca tuttuk. Bizim ufaklıkların ödevlerini yaptırıyoruz. Bizim ufaklıklar demeyeydi, neydi? İsmini vermek istemeyen biri tarafından burada fuhuş yapıldığına dair bir ihbar var. Bizimle geleceksiniz. Kesin metinli Ali'dir. Akılları sıra bizden intikam alıyorlar. Yok yok, Şerife mi ihbar etti? Hani ismini vermek istememişti? İsmini sevmiyormuş. TC kimliğini verdi. Mahkemeye gitmiş, ismini değiştirip çomar yapacakmış. Bir yanlışlık olmalı. Şerif olamaz. Burası onun mekanı zaten. Onu da itiraf etti. Onu nezarete aldık. Şimdi sıra sizde. Ulan itlik, itlik de bir yere kadar ya. İnsan kendi kendine itlik yapar mı? Siz bunları alın. Alo. Hello. 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 Kıntu. Muşi muşi. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hilmi. Kraliçim,
Kurbanın olayım, bana direkt beddua et. Allah seni bildiği gibi yapsın lafından çok ürküyorum ya. Neredesin? Cehennemin dibindeyim. Elinin köründeyim. Ulan senin yüzünden ta Sibirya'lara kadar geldim. Senin yüzünden yolladık oğlumuzu bu okula, sen yazdırdın. Bir de Derya, çok sık aramazsak ayrılığa kolay alışır dedin. Ulan dünyadan haberimiz yok. Oğlan 3 gündür kayıp. Kimse görmemiş, bulunamıyor. Ya ben kaçırdım oğlanı Derya ya. Ben o çocuğun ciğerini okumuşum. Hiç başıboş bırakır mıyım ya? Kerata okulu dolandırmış. Evet, daha doğrusu Türkiye'den birkaç tane acenteyle anlaşıp gerçek Russian Institute burada diye okulu pazarlamış. Tam 3275 kişiye ön kayıt satmış namussuz. Ben de baktım ortalık karışacak, hemen kaçırdım oğlanı. Biliyorum lan, biliyorum. Dolandırılanlardan bazıları buraya kadar gelmiş. Dışarısı -45 derece. Çadır kurmuşlar, protesto gösterisi yapıyorlar. Ya ne gösterebilirler ki Derya? Adamlar yoksunluktan Ural Dağları'nı aşacak kondisyona ulaşmışlar. Kaç hemen orada, kaç, kaç. İlerle, ilerle, ilerle. Ulan seni koca diye koluma taktığım güne lanet olsun. Oğlum nerede? Cevap ver bana, çabuk söyle. Oğlum nerede? Daha disiplinli bir okula nakil yaptırdım Derya. Sıcak bir coğrafyaya taşındı. Guantanamo'ya yakın. Ne? Allah seni bildiği gibi yapsın. Beni en sevdiğimden ettin. Sen de en sevdiğin canım. Anam! Allah Allah! Yükümlü bile şaşırdı. Derya! Sen nasıl yaptın bu yankıyı? Yoksa Rus operatörün bir hizmeti mi bu? Alo! Alo! Kapandı. En son ne dedi o ya? Ben tam duyamadım. Gel yârim ol mu dedi. Sevdalım ol mu dedi. Ne dedi? Anam! Anam yine titriyor. Alo, Hong Kong borsası mı? Ne? Pirinç hisseleri mi düştü? $1 milyon mı kaybettim? Ne diyorsun sen ya? Lan oğlum, Asya'da pirinç tüketimi nasıl azalabilir? Nasıl? Karbonhidratımı kestiler. Ulan ne diyorsun sen? Kapat, ben ağlıyorum. Kapat. 20 hayırdır? Biri Ahmet'ti. Kim? Hı? Kim edebilir? Bill Gates mi? Donald Trump mı? Ferit mi? Rahmi mi? Aydın mı? Hangisi? Bilmem, belki daha yakınlarından biridir. Ulan yoksa sen mi? Kepçesiydi, kamyonuydu derken dünya kadar masraf açtın başıma. Bir de beddua mı ediyorsun bana köpek? Hiçbir işe yaradığın yok zaten. Sırf zarar, ziyan. Hep para... Anam! Oho! Cehennemin dibine gitti. Lanet devam ediyor Hilmi Efendi. Bu da senin hoşuna mı gidiyor? Lan zaten hiçbir işe yaradığın yok. Petrol de bulamadın. Kovuyorum lan seni. Defol git köpek, defol. Tamam. Belki petrolü bulamadım. Ama bizden önce petrolü kimin bulduğunu tespit ettim Hilmi Efendi. Tabii bu bilgiyi seninle paylaşmayacağım. Belki gider onlarla çalışırım. Ya da bornozcu baronlarına gidip onlardan sermaye alır, kendi kuyumu açarım. Artık bu hikayede herkes tek başına Hilmi Efendi. Bir de böyle düşün. Hilmi Efendi, Hilmi Efendi. Yürü git. Sanki kapıcı var senin karşında. Büyük Hilmi'yim ben. Allah Allah. Anam! Eyvah, su hattı patladı. Ulan inşallah şebeke hattı değildir ha. Korkuş masraf çıkarır Hilmi Bey. Sürekli para kaybediyorum. Boyuna para kaybediyorum. Lan! Lan oğlum bir şey yapsanıza. Allah! Bir şey yapın. Oğlum o çıkardığınız toprağı taşını ayıklayıp kamyona öyle yükleyin. Bahçe toprağı diye satacağız onu. Bir de böyle düşün, atıktan bile kar edeceğiz. Ortanca Turgut bunu beğendi. Neden acaba? Ya yalnız hiç olmuyor usta, zerre benzetemiyorsun. Hilmi böyle konuşmuyor ki bir kere. Niye lan? Aynısı işte bak. Bir de böyle düşün. Yok be abi, öyle değil. Böyle diyor, böyle. Bak bak, bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Lan bir durun lan. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hilmi tarikat mı kurdu? Bu ne biçim ayin lan? Sezai. Sezai, senin ne işin var lan burada? Ula, petrol aradığımızı duydun, ondan geldin değil mi? Modele bak ya. Kadir Savun gibi adam. Kendini Pufida diye benzetmiş. Petrol arayacaksan Ceyhar'a özen, Bobby'ye özen, AB takıl, Daniel Plevio'ya özen, Hilmi'ye özenilir mi? Elimde tatlıyla gelmişim, takıldığım mekana bak ya. Al şunu al, al, al. Ulan gene mi şeker para ya? Ne gönderme yapma meraklısı adamlarsınız ya. Kardeşim ben şeker hastasıyım. Bana zehir versen daha iyi. Arkadaş,
Ben arkadaşımı iyi tanırım. O tepsideki tatlıların hepsi diyabetik şekerden yapılma. Senin için özel aldım. Hadi afiyet olsun ye ye. Bir de pahalıymış ya. Kasadaki karıyla kavga ettim. Bu ne melikem? Dükkanda mı beraberinde satıyorum dedim ya. Beyefendi küfürlü şey etmeyin yalnız deyince ulan senin de dedim. Tam o arada bir tane adam çıktı. Ya tamam Sezai anladık tamam. Kısa kes. Sen niye geldin buraya? Bu işi bırak demeye geldim Hilmi. Aman Metin. Turgut. Aman Turgut işte. Bu işi bırak demeye geldim. Boşa kürek çekiyorsun. Bu kuyudan da bir halt çıkacağı yok. Senin ayarın petrol işini kaldırmaya yetmez Turgut. Vazgeç. Yok ya. Baba. Tipe bak tipe. Sanırsın kendisi petrol kralı. Kralım tabii lan. Çalışın lan çalışın. Siz çalışmaya devam edin. Bu mahalledeki petrolü ilk bulan benim Turgut. Taht da taç da benim hakkım. Sen şimdi bunu bana niye söylüyorsun ki? Ben arkadaşımı iyi tanırım Turgut. Kime ne sır verilir, kime ne ölçüde güvenilir iyi bilirim. Lan gaza gelip söyledim ya lan. Allah benim belamı versin. Hilmi duyarsa yandık ki ne yandık. Lan bin derdim vardı, bin bir ettim ya. Ah be bağrı yanık Anadolu çocuğu Sezai. Ah, ah. Şimdi sen beni şantiyeden kovunca ben çok sinirlendim. Sana yalan söyledim Hilmi. Yalan mı? Hiç sevmem. Birilerinin petrolü bulduğuna emindim ama kim olduğunu bilmiyordum. Sonra... Bağrı yanık Anadolu çocuğu Sezai, bağrı yanık Anadolu çocuğu. Evet sonra? Sonra Kandıca'nın altında petrol falan olmadığına kanaat getirdim. Yok birileri petrolü bulmuş da yok satmaya hazırlanıyormuş da hepsi yalan, palavra. Yani kusura bakma Hilmi yani bunca derdin arasında bir de ben seni uğraştırdım. Evet uğraştırdım. Al, bu da bana aldı hediye. Sen benden daha iyilerine layıksın. Layık, evet. Senden daha iyilerine layık. Yürü git! En azından bunu kurtardım. De bunu ne yapacağım? Şimdi bu yüzüğü kuyumcuya iade etsem çok değer kaybeder. En iyisi adı T ile başlayan birini bulup ona kakalamak. Acaba? Hesap. Tabii hemen bakayım. El ver oğlum. Takımı dar yaptırmışız. Evet, hemen bakıyorum efendim. Sizin ne vardı? 8 kalıp peynir, 4 kilo zeytin, 5 petek bal. Ne hesabı kirvem? Bu seferlik bizden olsun. Oğlum niye çalışın hesabını yapıyorsun lan? Oğlum sen bir karışmasana lan. İşine bak bir rahat dur. 4 ekmek. Hadi ekmekler bizden olsun. Oh. Bayanlar bayağı kabarık geldi hesabınız ya. Buyurun hesap. Petito ben ısmarlıyorum. Borç benim borç. Ver şunu. Oğlum onların ödemesi lazım. Bir yürü git lan. Ya ver şunu kardeşim. Allah Allah. Ne gelmiş hesap? Aa iki tatlı öpücük, bir sevimli gülümseme, iki dene gülen simile. Kızlar Petito'dan bir romantik prens çıktı. Memnuniyetle sizin yerinize ben öderim hesabı. Gel canım. Şu birinci öpücük. Oh. Şu ikinci öpücük. Oh, Vahşi sizi de bırakmayacağım tabii ki. Gel. Oh. Kızlar gördüğünüz gibi hesabı ödedim. Sonra bilahare sizden faiziyle tahsil edeceğim. Ya çok şekersiniz. Çok sağ olun gerçekten. Ama biz gidelim artık. Yol uzun, trafiğe kalmayalım. Ah ulan ah. Kızlar bize sinyal çakıyor Metin. Yolda bunları okula bırakırken bir de muhabbet ağırlardık. Ya be. Ama bizde araba yok. Ben bulurum oyalı onları. Kızlar, mahallemize yeni taşındınız. Ben de buralarda yeni sayılırım. Size çocukluğumun geçmediği yerleri göstermemi ister misiniz? Teyze! Neredesin kız sigortaya? Teyze! Ay hayırdır abi?
Yoksa benim alkollü mekanda çalışmamdan rahatsız olup yabancı erkeklerin çapkın bakışlarından kıskandığında beni eve mi kapatmaya geldin? Yo, o konuda benim içim rahat ya. Yani şu tipe yazacak kadar zor durumda olan birisi varsa buyursun gelsin yazsın. Sevaptır yani. Şu anahtarları ver bakayım arabana. Hangi arabana? Senin arabanın. Benim arabam yok ki. Ben arabamı sattım. Nasıl? Niye sattın lan? Estetik ameliyat oldu. Hani benim sol ayağımın parmakları böyle birleşikti ya ördek ayağı gibi. Onu mu açtırdın? Hayır. Diğerini de aynısından yaptırdım. Bundan sonra denizin üstünde batmadan kertenkele gibi yürüyebileceğim. Aferin lan. Aferin. 40 yılda bir tebrik ettim seni. Her yerin 5 numara 10 yıldızlı bir perden eksikti ayağında. Bundan sonra bana patlamayan lastik taktıracaksın. Onu da böyle ağzında şişireceksin. Kupi. Koy oraya koy. Çekil şuradan be gerizekalı. Bir daha istemiyorum. İlmi abi, gözünü seveyim abicim. Çok müşkül durumdayım. Bana araban lazım. Aa, olur tabii olur. Al şunu. Katalogdan istediğini seçer. Üstü açık olan çok güzelmiş. Versene onu. Şoför de ister misin yoksa kendin mi kullanacaksın? İsterim tabii, zengin gösterir. Pek sanmıyorum ama koruma ister misin? İsterim tabii, 4 tane olsun. Vallahi mi? Sen benimle taş geçiyorsun değil mi? Şurada yardım istedik, yaptığınız muameleye bakın be. Yazıklar olsun. Hayatımda gördüğüm en kötü insansın sen. Erol Taş bile senin yanında Nihat Hatipoğlu gibi kalır be. Senden nefret ediyorum. Anladın mı? Nefret, nefret, nefret. İleri, ileri, ileri. Allah Allah ya. Ben gerçekten verecektim. Ulan artık karakterim nasıl oturduysa kimse benden bir iyilik beklemiyor. Hilmi bunu tutarlı buldu. Beni niye durdurdunuz oğlum? Metin abi, istedikli kulak misafir oldum. Araba mı lazım? Yok. Var mı lan? Ha, yok. Benim arabayı da bakıma verdim Metin abi. İstersen amcaoğlunun arabası var. Ama tek kapı. Tek kapı mı? He. Kızları havada atarız hemen ha. Aba! Yalnız hemen gidelim. Ben kızları çok beklettim. Koş koş. Deniz, nereye gidiyorsun lan? Niye kaçıyorsun benden? Ya Feyzam, görmüyor musun? Abin gözleriyle resmen benden yardım dileniyor. Kaç bakalım, kaç. Daha nereye kadar kaçabileceksin? Çıkart lan kafanı. Tek kapılı araba dedin, bu muydu lan? Sen ne anladın ki? Tek kapılı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir el at da çıkayım. Arada sıkışıyor herhalde, ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var, oradan binmeye çalış. Lan ne yaparsanız yapın hadi. Ne haliniz varsa görün. Neredesin sen Kerem? Sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim, boş kalmasıyız biz. Ama bu da yetti artık ya. Tek bir şartla bizi okula bırakabilirsiniz. Arkadaşınız da bizimle gelecek. Kim? İfadesizdiniz. Hanımlar, hanımlar. Siz bizim sırf sizin arabanıza binebilmek için erkeklik gururlarımızı ayaklarımızın altına alabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz bizi böyle mi tanıdınız? Böyle mi tanıdınız bizi? Evet, çok doğru tanımışsınız. Helal olsun size. Tam bir insan sarrafıymışsınız. Takdir ediyorum. Pardon, şuradan iki öğrenci alır mısınız? Ne diyorsun sen be? İyice dolmuşa bağladı bu da. Yok ya, öyle değil ablacığım ya. Şuradan yani yoldan hakikaten iki öğrenci daha alsana da dörde dört olsak diyorum bari. Sinirlenme kız. Metin'in sesi çok güzeldir. Bülbül gibi şakın olmasız. Bir türkü parçalasın da dinleyin. Yalnız biz yabancı dinliyoruz. Tamam, o da yabancı dinliyor. Ne zaman baksam Robert Hatemo dinliyor. Öyle değil yalnız. Mesela Soldier of Fortune dinliyor mu? Soldier of Fortune ne lan? Tamam beyler, panik yapmayın. Sivas'taki dedem de bu şarkıyı dinlerdi. Soldier of Fortune diyor. Yani... Kızları da askere alın. Parçala Metin. Kurban olam size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Kızları da alın artık askere. Tamam. Deniz'i duyamıyorum. Ben konuşmuyorum ki zaten. Aa, demek ki o yüzden duyamıyorum. Anlatsana biraz. Nerelere takılıyorsun sen? Evde takılıyorum. Aa, home party. Ev partisi yani. En güzelini yapıyorsun vallahi ya. Bu aralar gideceğin bir yer var mı? Yok. Var!
Bizim mahalle partileriyle ünlüdür zaten. Mahalle olarak tek partili döneme geçti. Ne kadar seksi varsa mahallede bir eve toplanıyoruz. Sabaha kadar parti yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Ne zaman? Bugün. Tüh ya. Bugün bir işimiz vardı. Yarın. Aslında bugünü yarın erteleyebiliriz. Bugün. O zaman bugünkü partiye biz de gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Peki biz gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Öyle be. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Artık biz de kızlarla aynı ortamda bulunabileceğiz. Kurban keseceğim. Kurban. Kızlar, alacağınızı aldınız. Artık akşama iyi bir fingirdeşirsiniz de. Arkadaş, bizi müsait bir yerde tükürün. İşimiz gücümüz var bizim ya. Bu nedir ya? Kurban olam size ey komutanlar. Ne olmuş burada? Pakistanlı mülteciler mi bunlar? Bak, bak deniz orada. Deniz. Deniz, hadi uyan, biz geldik. 6 saattir dışarıda kızların gelmesini bekliyorum. Popşim buz bağladı. Abimleri düzenlediği partiden ne olacak ya? Gele gele 2 tane kız geldi. Hadi kimse uyanmadan kalk, bize gidelim. Bu kuramanjalardan kurtulalım, hadi çabuk. Siz hayırdır ya? Ne ayaksınız kızım? Gelmişsiniz burada benim mahalle ortamıma lagaloga yapıyorsunuz. Ben bu insanlar olmadan hiçbir yere gitmem. Salak mısın sen ya? Harbiden salak bu çocuk ya. Hem benim gönül işe yerim çoktan kapandı. Buradaki abilerime, kardeşlerime bir daha laf ettiğinizi duymayacağım. Biz birbirimize çok yamuklar yaparız. Ama kimsenin bize yamuk yapmasına müsaade etmeyiz. Şimdi voltanızı da alın gidin buradan. Kızlar, ben sizin seviyenize düşmek istemem ama sizin insanlığınızı sikem. Ulan sana helal olsun be. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. İşte aradığımız mahalle ruhudur. Koçum benim. Ulan ne kerizler var be. Aslan kardeşim benim. Deniz, ekmeğini niye yemedin oğlum? Diyette misin? Deniz. Şu yapmış olduğun kerizliği var ya, Allah nasip edersin sana ölüm döşeğinde bile hatırlatacağım abisi. Süpersin. Mal mal. Gönül gişelerim kapalı dediğim bendim değil mi kanka? Sen. Ben akıllara durgunluk veren hikayeme geri döneyim. Şerif abi kendini ve bizi ihbar edip nezarete düşürmüştü yani. Biz kendine bile iplik yapıyor zannetmiştik. Sizi buraya çok özel bir şey konuşmak için çağırdım çocuklar. Sessiz, kimse de yok. Şimdi bir kafeye gitsek bir şeyler yiyip içmek zorunda kalacağız değil mi? Biz de itlik yapıyorum zannettik. Normal hali daha tehlikeliymiş bunun. Buna mı şurlum bu adam? Ben hayatımda böyle saçma bir laf duymadım ya. Abi sen bize itlik yap. En azından onu kestirebiliyoruz ya. Dikkatli olmamız lazım. Burada kimse bizden şüphelenmez oğlum. Ben acaba bu borcu tesisatçıların tarafına mı geçsem? Abi, haklı adam. Çünkü onların dünyaya barış ve mutluluk getirme olasılığı bizim petrol zengini olma olasılığımızdan daha fazla yani. Yok oğlum, ben onun için demedim ya. Onların gizli odası var ya, ne zaman istersen bana verirler. Bu Sezai'nin o davranışına çok takıldım. Bu da taktı mı takıyor arkadaş. Ulan susun biraz, susun be. Lan size verdiğim görevi niye yapmadınız lan siz? Sen niye vermedin lan abi namiyete? Şerif abi, ben o konuyu seninle bir ara özel olarak konuşmak istiyorum. Baş başa kaldığınız zaman. Aa. Artık yalnızız. Anlat bakalım. Sen beni çok korkutuyorsun Şerif abi ya. Ağzımdan çıkacak lafları 3 kere düşünüyorum ben. Es kaza yalnız kalmak istiyorum desem sen beni kabre koyacaksın. Biraz hızlı düşünüyorum tabii. Hatta çoğunlukla önce yapıyorum sonra düşünüyorum. İyi, anlat bakalım. Hamiyet başka be abi. Hamiyet yeni alınmış kitap içi gibi. Arılı silgi gibi kokuyor hamiyet. Onun başındaki yazmasına duvak gözüyle bakıyorum ben. Bak abi. Al bak abi bir bak. Allah aşkına bir bak. Eski çağlardaki kadın figürü bu. Aynı hamiyet değil mi Allah aşkına? Günümüz kadınları böyle olsa ataerkil toplumdan anaerkile geçmişti. Ah, kadın gibi kadın be. Taş resmen taş. Lan sen hamiyete mi yanıksın? Kadının senin boyun kadar 3 tane televizyonu var. Dünyalığını yapmış, sana mı bakar? Abi sen simülayatta çok garip bir adamsın ha. Peki sana bir soru soracağım. Hamiyet neden son çocuğun adını Sezai koydu? Dünyanın en tatlı şeyisin sen Sezai diye sevmiyor mu o çocuğu? He? Bence hamiyet bana karşı boş değil abi. Lan baştan itiraz etseydin ya, o kadar plan yaptık oğlum. Plan yapması çok zor, çok zor. Bunca zamandır kendime bile söyleyememişim abi.
Hades'in 4 çocuğunu birden nüfuzuma geçir. Öz evladımdan ayırmam hiçbirini. Ölesiye nefret ederim hepsinden. Hamiyetime dokunmayın, petrolünüzü yakarım bak. Yaparım bunu. Recai abi, seninle özel bir şey konuşmam lazım. Konuş Recai, dinliyorum kardeşim. Ha tamam, o zaman hadi biz çıkalım abi. Olur mu lan? Siz bilerek çağırdım ben. Kavga mavga çıkarsa arka çıkın bana diye. 3 kişi biz bunu yeriz. Olur da kötü bir şey olursa Oğuzhan, sen ayır, ben aradan kaçarım. Ha kavgayı değil mi abi? Lan siz benim alnıma kara yazmışsınız ya. Ben atom bombası yapayım dedim. Ortaokul fen bilgisi laboratuvarı verdiler. Ben de sabun yapıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Bana bak. Sen neye taktın oğlum kafayı? Sabahtan beri trip atıyorsun bana. Turgut'la çok samimiyiz. Onunla takılıyoruz diye mi? Turgut hangisiydi ya? Şu kahvede sürekli yanık diyen mi? Bana ne? Kimle takılırsan takıl lan. Lan mı? Cezayi Bey çok kızgın anlaşılan. Niye böyle yapıyor ya bu? Ben sana ne dedim abi? İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim abim oluver şimdi dedim. Sen çiçeğimi kopardın, elime verdin. Ömrüm senin eskilerini giymekle nihayet bulacak, biliyorum. Alo. Ne olmuş? Allah belanı vermesin, bağırma ya. Ödümü patlattın lan. Yok, sana demedim. Ben Sezai'nin dükkanındayım. Ya hatun, niye yalan söyleyeyim sana? Lan kabloyu takip etsen bulursun beni. Ne kadar uzağa gidebilirim ki ya? Yok abi, o susmayacak. Hadi görüşürüz. Ne? Ne diyorsun, ne? Hamiyet konusunda haddini aşsın abi. Beni çiğnedin. Ben ne yaptım oğlum? Kadın kendisi benim rüzgarıma kapıldı. Ben istemedim ki. Sebep? Benim hayallerimi süsleyen pırlanta senin için bir kömür mü? Ha? Sen daha iyilerine mi layıksın? Benden önemli misin sen? Tuzaklı soru soruyor abi, cevap verme. Kalk git lan. Kalk git. Kovuyorum seni dükkanımdan. Defol. Oğuzhan, beyefendiyi mülkümden çıkartır mısın? Recai abi gel bak, dışarıda ne var ne göstereceğim ben sana. Hadi üç deyince hop üç. Bana bak. Şakaydı kaka oluyor ona göre. Bir karı yüzünden beni dükkandan kovuyorsun öyle mi? Sadece dükkandan değil abi. Evimden, mahallemden, hayatımdan defol. Bir karı için öyle mi? Hala karı diyor ya. Hala karı diyor ya. Hamiyet sıradan bir kadın değil Reco. O Truvalı Helen lan. Sezar'ın gözünü kör etmiş Kleopatra o. Mario Antonetti o. Cezayi, seni tanıyamıyorum yavrum. Ya sen bu isimleri nereden biliyorsun Cezayi? Dert ortağım Google'a göz kamaştırıcı Hamiyet yazdım. Bunu mu demek istiyorum Cezayi diye sıraladı hepsini. Ben Hamiyet için cehennemi göze aldım Baran. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Seni mi kıracağım ya Cezayi? Madem öyle, ben de bir şans vereyim Hamiyet'e. Oğuzhan, al şu eskort atlarını. Hamiyet'in yanına yaklaştığı an Recai abi bu senden düştü de, tamam mı? Bir şekilde Hamiyet'in yanından uzaklaştır onu. Hadi oğlum koş. Koş oğlum, koş. Tamam, abi. Hayırsız evlat desem değil. Hayırlı evlat desem hiç değil. Evlat desem o çok iddialı olur. Ha, çok şükür uyumuş. Uyudu mu? Uyudu, uyudu. Kırmızı başlıklı kuzuyu mu anlatsaydık anne ya? Bizim mahallenin olayları biraz ağır gelmesin çocuğa. Nasıl bir jungle'ın içine düştüğünü bilsin çocuk. Başka türlü güçlü bir birey olamaz. Turgut abi, sen ne anlattın? Vallahi aklıma ne geldiyse salladım bir şeyler. Bakın ben sıranı savdum. Yarın mahalleden sıra kimdeyse gelsin o anlatsın. Sıra Şerif abi de. Ama ondan emin değilim. Hadi, bu da lak lak etmiyor. Uyanınca uyumuyor. Hadi bakalım. İyi geceler abisi. Tatlı rüyalar, Lidl Sezai. Bak bu da sabaha kadar başında nöbet tutacak. Allah rahatlık versin. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!